Neden böyle bir şey yaptın? Pişman mısın? Abi ismini soy ismini öğrenebilir miyim? Ercan Yılmaz. Ercan Usta, dün burada bir olay yaşandı. Bunu evet. Nasıl fark ettiniz? Bir olayı anlatır mısınız? Araç bana müşterim 7.30 sıralarında geldi. Araç yağ kaçırıyor muhabbetiyle geldi. Benim liftim de dolu olduğundan dolayı aracı Kirko ile kaldırdım. Kaldırdığım esnada yağ damlaması vardı muhafazanın üzerinde. O anda üstten bir parça olduğunu tespit ettik. Biz büyük ihtimalle Fan Zenon Bey'ini sandık onu. Ondan sonra arabayı sağ yaptıktan sonra baktığımızda, parçayı aldığımızda iki tane torpil şeklinde fünyesi olduğunu, uzaktan kumandalı bir bomba şeklinde bir işe gördük. Ondan sonra parçayı aldık, dışarıya bıraktık. Bunun üzerine polis ekiplerine ve arabanın sahibi gerekli yerlere bildirimini yaptı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri geldi. Aracın sahibinin tepkisi ne oldu abi öyle bir parça görünce? Bir anda bir şok, bir tepki verdi. Babasını aradı. Oğlu kullanıyordu arabayı. Babası geldikten sonra gerekli yerlere bildirimlerini yaptılar. Abi o düzeneyi peki nasıl kurmuş oraya? Abim koymuş ama adam süs için yanık yağ da dökmüş muhafazanın üzerine. Biz yağ şüphesiyle o bomba etkisine baktık ama aracı sonradan kaldırdığımızda yağla ilgili yağ kaçağı falan yok. Yani ısınmadan dolayı ateşleyeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili... Peki patlasaydı sonuç ne olurdu burada? Yani patlasaydı sonuçta burada tam benzin boruları geçiyor. Aracımız Allah muhafaza büyük bir sıkıntıdan kurtulduk. Dükkan bile havaya uçabilirdi.